Das ist gut aus. Gut aus. Berlin'den hepinize hoş geldiniz. Berlin'den. Hola. Hafta sonunu nasıl geçiriyoruz? Onu göstereceğiz. Çok plansız geldik. Şöyle bir göstereyim. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Bilemiyorum kamera alıyor mu? Liman tarafındayız. Treptow'a park kısmı. Şimdi bu bulunduğumuz yerin öbür tarafına geçeceğiz. Kreuzberg tarafından geldik. İşte yürüdük falan. Burada park devam ediyor. Çok büyük bir park. Burada insanlar suyun kenarına oturuyorlar falan filan. Buradan işte şimdi Berlin'in doğusuna geçiyoruz. Büyük ihtimal parkın öbür tarafına geçeceğiz. Ya zayıfladım ya üstüme çok büyük bir tişört almışım. Boyun kısmı baya fazla büyük büyük duruyor. Bu tuhaf, üstüme emanet tişörtü gibi. Ve sanki böyle büyük büyük abiden abladan almışım gibi tişörtü. O tam Berlin'in ortası. Yavaş yavaş mekana yaklaşıyoruz. Buraya ben de ilk defa geleceğim. Yani tabii ki bölgeyi biliyorum. Ama Victoria'nın fikriydi buraya gelmek. Burada şimdi arkamızda Venezuela'nın işlettiği bir yer var. Oraya geldik. Oraya bir tane Güney Amerika yiyeceği bir şey alıyoruz yani. O da böyle kahvaltı falan bize hazırlıyordu. Bayağı insan var. Bütün Latinler gelmişler buraya. Arepas. Arepas diye bir şey. Böyle değişik bir ekmeğin içine işte et falan koyuyorlar. Ortam güzel şimdilik. Çok yer varmış. Bisikletleri böyle bıraktık. Şurada da müzik yapıyorlar. İnsanlar falan oturmuşlar. İşte şurada masa tenisi oynuyorlar karşıda. Biz de direkt suyun yanına oturacağız. Birazcık böyle manzara izleyeceğiz. Gittiğimiz mekan için bilet almamız gerekiyormuş önceden. Dedi ki adam, isterseniz bekleyin. Boş alan olursa eğer sizi alabilirim ama biz de ayakta beklemek istemedik. Doya da şöyle bir şey aldı. Schmeckt das? Mega. Arepa. Arkadaşlar şimdi buradan Kreuzberg'e geçiyoruz. Bu yolu takip edeceğiz. Belki bir şeyler yiyeceğiz, belki bir şeyler içeceğiz. Zaten bizim bisiklete bak. Hep arabası gibi olmuş. Arkadaşlar, bugün pijamalarımla çıktım. Normalde hiç uyum değildir. Böyle çıkanları görünce de biraz şey oluyordum ya, paspal çıkmışlar falan. Zaten kimsenin umurunda değil. Sonra pizzanın bir şeyler almayı düşünüyoruz. Belki buradan alacağız, ondan sonra tekrar Kreuzberg'in içine doğru devam edeceğiz. Şimdi şu an arkadan çatır çutur sesler duyuyorsunuz. Çünkü bir yandan fıstık kırıyorum. Bugün başka bir yere geleceğiz. Kahvaltı hazırlıyoruz. Teufelsberg var adı. Oops. Teufelsberg diye bir yere gideceğiz arkadaşlar. Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesinin içine şu şeyleri, fıstıkları koyacağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Özellikle organize ne kaldı? Özellikle. Çok diye güzel gözükmüyor ama. Evet, this is your protein, carbs, alles. Protein var diyor, karbonhidrat var diyor, yağ var. Ama gute fett. Alerji olduğum için burada domatesleri var. Domatesleri buraya koyduk. Çünkü bunlar bende baş ağrısı yaratıyor. Bütün çiçekleri akşam biz yatarken buraya mutfağa koyuyoruz. Ondan sonra alıp tekrar yatak odasına geri götürüyoruz. Çiçekler benden nefret ediyor. Die Blumen hassenmiş. Ama şu an bir tomat. Aynen, domateslere bak diyor. Domatesler çok büyüdü ya. Kocaman oldu. Filizleniyor diyor. Nerede lan bu filiz? Hier gab es drei da noch. Aaa, yetsiz. Önce böyle bir yere oturmak istiyorsanız arkadaşlar test yapmamız gerekiyor. Bizim oturma planımız yok. Bisikletlerle tur yapacağız. Planımız o ama yorulursak, bir yerde yemek yememiz gerekirse illa bu test olduğumuzu ve negatif çıktığını göstermemiz gerekiyor. O yüzden şimdi burada test yaptık ikimiz de. Sonuçları bekliyoruz. Sonuçları mail ile yolluyorlar. Bir kod veriyorlar size. Onu açacağız. Negatif olduğumuzdan emin olacağız. Ondan sonra direkt yola çıkacağız. Yavaştan Brandenburg kapısına doğru gelmeye başladık. Kennst du Kaffee im Neuen See? Kennst du Kaffee im Neuen See? Nein. Arkadaşlar size burada geniş açıdan bir çekmeyi denedim. Acaba nasıl alıyor diye kamera. Ama sanki geniş açı o kadar da derinlik vermedi gibime geldi şu an. Şu bisiklet işini halledemezseniz, daha doğrusu bisikletiniz yoksa, şu yaptığınız veya yapacağınız aktivitenin hiçbirini yapamıyorsunuz. Yani arabayla buralara gireyim edeyim, zaten görüyorsunuz arkada araba yok, bir şey yok. Bir de burada böyle bu Tiergarten falan çok büyük.
Gerçekten çok büyük. Bisiklet işini halletmeniz lazım. Bisiklet işini halletmezseniz Berlin'in etinden suyundan yararlanamıyorsunuz. Size öyle söyleyeyim. Yeme planımız yoktu. Bir şeyler içecektik ama ben çok acıktım. Pizza söyledik. 10 euro verdim. Bence 10 euroya göre çok. Çok da bir özelliği yok. Bende yalan yok yani. Sırf kendim yiyorum gelirim diye çok wow övecek halim. 10 euro çok. 10 verdik. Und wie viel hast du bezahlt? Çok expensive. 6.50 de buna verdik. Yani iyi geçirdiler Allah için. Bakalım şimdi içerisi bayağı doluyor. Burada kayaklara falan binebiliyorsunuz. Şey ilgimi çekti. O kadar test yaptık. Kimse testimize bakmadı. Negatif mi çıktı, pozitif mi çıktı hiç. Girişte de sormadılar. Burada da sormadılar. Yani dediğiniz gibi gelip test olsun veya olmasın oturabiliyorsunuz. Bakalım şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Pizzaları yedik. Biraz dinlendik. Ayrılma vakti geldi. Burada böyle bir pazar var. Herkes işte ikinci el antik eşyalarını falan satıyor. Sonunda şehir içinden çıktık arkadaşlar. Güzel bir bölgeye geldik. Yeşil, huzurlu, biraz gölge de var. Tamam güneşi müneşi özledik de abi. Güneşin altında bisiklet sürmek de gerçekten işkence. Esmiyor etmiyor zaten. Şimdi buradan aşağı yukarı 1 kilometre kaldı. Gideceğimiz yere öyle gösteriyor yani. 1.1 kilometre diyor. 1 kilometre sonra oradayız. Yanımıza da içecek bir şeyler almadık ama bakacağız artık. Ormanın içinden işte bula bula bir şekilde girişi bulabildik. 7 euro verdik oraya iki kişi. Amerikalılar zamanında burasını kullanıyormuş. Bakın böyle savaştan kalma şey var. Ağaçlar falan var içeride. Gerçek. İçeride eski araçlar falan var, savaş araçları. Casusluk için yanlış anlamadıysam kullanılıyor. Biz de daha direkt girdik şimdi. O da bir yandan Google'dan bakıyor şey, Victoria. Tarihçesini. Biz önce Ruslar yapmıştı burayı diye biliyorduk. Yani Ruslar kullanmıştı diye. Tam tersi Amerikalılar kullanmış. Aa bakın asıl olaya geldik şimdi. Dediği şey yani uçakları, uçak gözlemleme kulesi gibi öyle anlıyorum. Bu yapının zaten hep Berlin'le ilgili resimleri var da. Şu girişte kule kapalı yazıyordu. Olursa bayağı bir hayal kırıklığı olacak bizim. Şimdi çıkıyoruz ama nereye çıkıyoruz bilmiyorum. İkinci katına. En üstüne çıkabilecek miyiz? Açık mı bilmiyorum. Lan adamı o kadar gerçek çizmişler, gerçek zannettim. Lan oh. Fua bayağı yükseldik. Arkadaşlar direkt buradan yerin altı gözüküyor. İnsan çok acayip hissediyor şeyde. Ah Berlin. Aynen yukarıdan gözüküyor. İşte gözlemleme yaptıkları kule buymuş. Kulenin hali bu. Aha big guy. Ya o da. Bütün Berlin ormanlar içinde. Burası Grünewald tarafı arkadaşlar. Şehir. Ve şehrin devamı. İşte zamanında Amerikalıların artık uçak gözleme kulesi mi diyeyim ne diyeyim için kullandıkları yer burası. Burada aslında şu an tarih yatıyor öyle söyleyebilirim. Her ne kadar biz bunu böyle hissetmesek de eski dönemde Berlin'in burası batı kısmıydı arkadaşlar. Batı kısmı da biliyorsunuz Amerikalılar tarafından destekleniyordu yani öyle söyleyebiliriz. Berlin bölgeleri ayrılmıştı. Berlin ne kadar yeşil olduğunu görebiliyor musunuz ya? Adamlar zamanında şey gözleme kulesi kurmuşlar. Victoria da beni tripod orada düşürecek fotoğraf çekeceğim diye. Burada fotoğraf çekimi falan yapanlar var. Çok güzel bir ortam var. Ama 7 euro biraz fazla. Geçen sene 5 euroymuş burası.
İtalyan bir tane çift vardı. Yolu sorduk onlara, onlar anlattılar. Dedi bir senede 5 eurodan 7 euroya çıkardılar. Dedim ne yapalım, enflasyon geliyor. Almanya yapacak bir şey yok. Böyle insanlar da şöyle çok rahatsız etmeden göstereyim arkamda. Yemek yiyorlar, herkes yemek kaplarını falan getirmiş orada. Şimdi buradan diğer tarafa gidelim. Ha, içini de göstereyim size. İçi de şöyle. Tabii artık mahvolmuş. Rüzgardan, yağmurdan, çamurdan. Şunlar da arkamda fotoğraf çekimi yapıyorlar. Tam fotoğrafların arasına girdim insanların. Und? Hast du erledigt? Şimdi buradan Victor'un telefonunu çekeceğiz. Ja? Ja, nicht schlecht. Es wird billiger. Oh, okay, poz veriyoruz. Hop, come on. Normal. Ay. So, ah, ne, hier. Yeah. Ah, okay. So. Hop. Şimdi ormanın içinden çıktık. Yol böyle gördüğünüz gibi hep devam ediyor. Burada bu arada internet de çekmiyor. Hani yolunuzu, molunuzu, haritanızı falan iyi alın. Çünkü biraz böyle kafa karıştırıcı burası. Sadece yeşilin içinde sürekli yokuş çıkıyorsunuz arkadaşlar. Gerçi inerken de böyle zevkli oluyor. Şu an saldık. Yeşillerin içinden akıyoruz. Parka geldik, herkes müzik açmış. Herkes kendi ortamına göre takılıyor. İşte gün batımındayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimal bunların hepsini bir saat sonra falan polisler basar. Dün de öyle yaptılar. Buraya araçlarla geldi. Burada bu gençler, mençler hepsi topladılar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Ne maçız? Çocuk.